Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Şeftali ile yapacağız bugün. İki tane büyük boy şeftaliyi yıkadım ve bu şekilde doğradım. Şeftalinin kırmızı olan kısımlarını, kabuklarını soymadım. Diğer kısımlarını, kabuklarını soydum. Bunları tencereye alıyorum. Üzerine şöyle 2,5-3 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Bunu ocağa alıyorum. Ocağın altını açıp yaklaşık kaynadıktan sonra yaklaşık şöyle bir 10-15 dakika kadar kaynatıyorum. Bakın bu şekilde şeftaliler tamamen dağılıyor. Ve kıvamlı bir şekilde şöyle suyu oluyor. Renkli ve kıvamlı suyu oluyor. Şeftalinin tamamen bütün lezzetinin suya geçmesini istiyoruz. Bu karışımı şimdi şeftali posasından süzüyoruz, ayırıyoruz. Cam bir kaba alıyorum, hem de soğuması kolay olsun diye bu şekilde. Bu kalan şeftali posasını dilerseniz biraz şekerle pişirip marmelat gibi kullanabilirsiniz. Ben bugün kahvaltıya çayı biraz fazla demledim. Şeftali ilahisi yapacağım diye. Bir su bardağı çayın sadece deminden ekliyorum içine. Ve benim çayımda bergamot aroması vardı ve bu arama çok yakışıyor. Tavsiye ediyorum. 2 yemek kaşığı, 2,5 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum bu karışıma. Ve karıştırıyorum. Şeker tamamen eriyene dek karıştırıyorum. Bu aşamada dilerseniz bir yemek kaşığı kadar limon ekleyebilirsiniz ama evde yoktu o yüzden ben eklemedim. Bir eksikliğini hissetmedik açıkçası. Limonlu, hani limon tadı da isterseniz ilave edebilirsiniz. Tamamen karıştırıyoruz. Şeker eriyince ve biraz soğuması gerekiyor ve üzerine biraz su ilavesi yapacağız. Toplamda kullandığım su miktarı 1 litre. Yani 1 litrelik bir şeftali suyu, şeftali ve yapmış oluyoruz bu tarifle. Siz de ona göre dikkatli ve hani e, azar azar eklersiniz. Tam 1 litre için aroması ve şekeri yeterli oluyor. onu bir ayı alıyorum ve bunu dolaba kaldırıyorum. Soğuması için tamamen soğuduktan sonra servis yapacağız. Evet, ayçiçek dolapta soğudu. Şimdi buz ilavesiyle bardaklara koyuyorum ve servise hazır hale getiriyorum. İçinde ne olduğunu bildiğimiz gıdaları çocuklarımıza yedirmemiz için gerçekten güzel bir tarif oldu. Tadı da çok güzel oldu. Dilerseniz şeker miktarını birazcık daha arttırıp azaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videoma yorum bırakmanızı rica edeceğim yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.